Merhaba arkadaşlar, edebiyatör hoş geldiniz. Bugünkü sanatçımız Beş Hececilerden Faruk Nafiz Çamlıbel olacak. Dilerseniz eserlerimizi hikayelendirmeye başlayalım. Burada karakterimiz yaşlı beyefendi Faruk Nafiz görüyoruz. Kendisi iki duvarın ortasında han duvarları ve Zindan duvarlarının ortasında kalan bir akarsuyun, tatlı sert akan bir akarsuyun, yani çoban çeşmesinin yanında durmuş. Suda halkaları izleyerek bir şeyler düşünüyordu ve bir süre sonra bir ömür böyle geçti diye düşünmeye başladı. O suda halkalara dalmışken yanına İki peri, iki sultan, şarkın sultanları geldi ve gönülden gönüle giden elimle seçtiklerimden sana akın, akıncı türküleri söylemek istiyorum. Buradaki neyi görüyoruz? Dinle neyden? Diyerek ona şarkı söylemeye başlıyor ve Faruk Nafiz heyecan ve sükun içerisinde şarkıları dinlerken akşam olduğunu fark ediyor ve akşam yıldız yağmuru başlıyor. Meteorlar düşmeye başlıyor. Onlar meteorlara dalmış, yıldızlara dalmışken üzerlerinden geçen bir canavar bir yayla kartalı olduğunu görüyorlar ve ondan kaçmaya başlıyorlar. Ondan kaçmaları canavarın onlar için kahraman olmasına sebep oluyor çünkü sabah gördüklerinde çünkü Sabah tekrar aynı yere geldiklerinde kocaman bir meteor olduğunu görüyorlar. Şimdi eserlerimizi tekrar ediyoruz. Han duvarları, zindan duvarları, tatlı sert akarsu, çoban çeşmesi, suda halkalar. Bir ömür böyle geçti. Şarkın sultanları. Gönülden gönüle elimle seçtiklerim. Akın, Akıncı Türküleri, Dinleneyden, Heyecan ve Sükun, Yıldız Yağmuru, Canavar, Yayla Kartalı ve Kahraman. Şimdi görsellerimizi görüyoruz ve eserlerimizi hatırlamaya çalışıyoruz. Karakterimiz Faruk Nafiz ne yapıyordu? İki duvarın ortasında bulunan bir yere geliyordu. Peki bu duvarların adı neydi? Han duvarları ve zindan duvarlarıydı. Bu duvarların ortasında bir şey vardı. Bir çeşme vardı. Bu tatlı sert akan bir akarsuydu. Bu akarsuyun adı Çoban Çeşmesi'ydi. Ve Çoban Çeşmesi'nde oluşan suda halkaları görerek Faruk Nafiz ne, ne diyordu? Bir şey düşünüyordu. Buradaki resimden de anlayabiliriz. Bir ömür böyle geçti diyerek eski anılarının hatırlamaya başlamıştı. Sonrasında iki küçük sultan vardı. Bunlar şarkı sultanlarıydı. Şarkı söylüyorlardı. Ne diyorlardı Faruk Nafize? Gönülden gönüle giden elimle seçtiklerimden sana akın yani akıncı türküleri çalacağım. Buradaki enstrümandan da dinle neyden hatırlıyordu. Sonrasında ne oluyordu? Faruk Nafiz heyecan ve sükun içerisinde bu şarkıları dinliyordu. Sonra bu şarkıları dinlerken arkada da gördüğümüz gibi ay geliyordu, akşam oluyordu ve sonrasında meteor yağmuru, yıldız yağmuru başlıyordu. Onlar ne kadar güzel diyerek izlemeye başladıklarında üstlerinden bir canavar geçiyordu. Bu canavar bir yayla kartalıydı. Evet. Sonrasında ne oluyordu? Bu canavar kahraman ilan ediliyordu. Çünkü sabah kalktıklarında gördükleri şey oldukları yere kocaman bir meteor düştüğüydü ve ortada hiçbir şey kalmadıydı. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Videoyu beğenmeyi, edebiyatöre abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. İyi çalışmalar.